Arkadaşlar merhaba, ben nesatları.com'dan Can İpekçi. Bu videoda sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız. Biliyorsunuz Facebook grubumuzda satıcı ve satıcı adaylarının birbirlerine etkileşimde olduğu, birbirlerine sorular sorduğu, cevaplarını aldığı ve birbirlerine yardımcı olarak paylaşımda bulunduğu bir ortam var. Bu grubu linkini açıklamaya da bırakacağım zaten. Burada sizlerden gelen sorulardan bazı soruları derledik ve bununla ilgili bir video serisi yapmayı düşünüyoruz ve ilerlediğimiz dönemde de bu video seriden devam etmek istiyoruz. Şimdi bu grupta daha önce de cevaplanmış 10 tane soruyu sizler için seçtik. Burada hem daha fazla kişiye ulaşabiliriz, hem cevaplarımızı, paylaşımlarımızı daha fazla kişiye ulaştırabilir ve herkesin faydalanmasını sağlayabiliriz. Şimdi bu 10 soruya geçelim dilerseniz. Bakalım neler varmış. Şimdi birinci soruda, merhabalar, N11 ve benzeri pazar yerlerine yeni yeni giriş yapmaya çalışıyorum. Araştırarak ilerlemeye özen gösteriyorum ve listelemek istediğim 4-5 tane kategoride ürün var. Mağaza kurulum işleminde bu sorulan ana kategori haricinde ürün listeleyemiyor muyuz? Listeleyebiliyoruz arkadaşlar. Özellikle N11'de size ilk başta mağazanızı kaydederken bir kategori seçtiriyor. Fakat bu sadece o kategoride satış yapabilirsiniz anlamına gelmiyor. Siz diğer kategorilerde ürünlerinizi yükleyebilir ve satışı açabilirsiniz. Tabii bazı kategorilerde kategori onay süreci olabilir. Bazı ürünlerde bir onay süreci olabilir ama bu ürünlerinizi yüklemenize engel değil. Şimdi diğer bir soruya geçelim. Dün itibariyle şahıs şirketi işlemlerim tamamlandı. Hem grup içinde hem internette saatlerdir araştırıyorum ancak net bir bilgiye ulaşamadım. Fazla sermaye harcamak istemiyorum. Başlangıçta da fazla bir satışım olmayacağı için manuel olarak fatura kesmem sorun olmaz. Entegrasyon ve mali mühür olmadan e-arşiv portal üzerinden fatura kesebilir miyim? E-arşiv üzerinden kestiğim faturaları 10 yıl saklama bir gereklilik var mıdır? Evet, saklama zorunluluğunuz mevcut arkadaşlar. Burada 5 yıl saklamanız gerekiyor. Bunları GİP portaldan kestiğinizde dahi e-fatura veya e-arşivleri 6 ay sonra bu portaldan siliniyor. Sizlerin de bunları elektronik olarak saklamış olmanız gerekiyor. Bunları bir PDF'i, kağıt çıktığı almanız, bunları saklamış olmanız anlamına gelmiyor. Sizler yine aynı şekilde aldığınız faturaları elektronik ortamlarda saklamalısınız ve 5 yıl saklama zorunluluğunuz bulunuyor arkadaşlar. Şimdi bir diğer soruya geçelim. Bu soru ödeme alma ve fatura ile alakalı. Trendyol ve N11'de mağazamızı açtık ve ilk satışlarımızı yaptık. Ürünler teslim edildi. Ben Trendyol'a ve N11'e 100 liralık ürün sattıysam bunu fatura edip ödememi o şekilde alıyorum. Bir de Trendyol'da bildiğiniz gibi 30 lira üzeri ücretsiz kargo bulunuyor. Bu kargo ödemeleri hesabından kesilip mi ödeme yapılacak? Şimdi bu soruda şöyle bir kafa karışıklığı var. Sizler pazar yerine fatura kesmiyorsunuz. Sizler müşteriye fatura kesiyorsunuz. Yani pazar yeri sizden fatura bekleyip ondan sonra o faturayı müşteriye kesmiyor. Siz direkt müşteriye fatura kesiyorsunuz. Yani bu faturalaşma sürecinde pazar yeri tamamen aradan çekiliyor. Burada siz müşteriyle birebir kontak halindesiniz ve faturayı müşteriye gönderiyorsunuz. Sorudaki diğer bir konu ise 30 lira üzeri ücretsiz kargo kesintileri nereden yapılacak? Bu kargo ödemeleri nasıl yapılacak? Şimdi orada sizin hak edişleriniz, pazar yerlerinde ürünlerinizi sattıktan sonra elde ettiğiniz hak edişleriniz pazar yerlerine göre farklılık gösteriyor. Örneğin N11'de teslimat artı 3 gün veya işte hepsi burada teslimat artı 28 gün gibi. Buradaki hak edişler, kesintiler hepsi hesaplanıp sizin hesabınızda gözüküyor. Pazar yerlerinin satıcı portallarından bunları kontrol edebilirsiniz. Bunları sıkı takip etmenizi öneriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu soru biraz daha komplike bir soru. Burada bir arkadaşımız bir ürün satıyor ve bu ürünün patenti başkasına ait. Ürünün patent sahibi ürünü satıştan kaldırıyor pazar yerinde. Peki arkadaş da diyor ki bu ürün aslında bu patent sahibi kişi üretmiyor ve üreten kişi bambaşka bir fabrika ve ürün görsellerini ben bu fabrikadan aldım. Ama buna rağmen pazar yeri bu patenti kabul etti ve benim ürünlerimi satıştan kaldırdı. Bu gayet normal arkadaşlar. Eğer bir ürüne ait bir patent varsa aynı tasarımda patent sahibinden izinsiz bu ürünü satamazsınız. Hem patenti var hem marka tescili var. Siz aynı marka, aynı tasarımda bir ürünü ondan izinsiz satamazsınız. Yani buradaki olay aslında ürünün görsellerinden dolayı bir kaldırılma işlemi değil. Orada bir yanlış anlaşılma olmamalı. Çünkü bir patent var ortada ve dediğim gibi izinsiz bunun satışı mümkün değil arkadaşlar. Sizler de aynı şekilde bir ürünün patentini alabilirsiniz ve sizden izinsiz kimsenin satmasına izin vermezsiniz. Şimdi bu soruda arkadaşımız aslında 3 tane soru sormuş ama birbirleriyle ilişkili sorular olduğu için ardı ardına cevaplamaya çalışacağım. Stok tahmin edilenden önce tükenirse ne yapıyorsunuz veya bu durumda ne yapılması gerekir? Arkadaşlar stok bittiyse ürünü satışa kapatın. Çünkü siz ürün satışı açık ve o üründen sipariş alırsanız ve bu ürünü tedarik edemezseniz
Pazar yeri sizlere cezai işlem uygulayabilir. Burada para cezası olabilir veya puan düşürme cezası olabilir. Burada pazar yerinin hakkı mevcut. Bunları uygulama konusunda. Buna bağlı olarak diğer bir ikinci sorusu arkadaşımızın, sipariş geldiğinde gönderilmediği için mağaza puan düşüyorsa listeyi kapatmak mı gerek? Listeyi kapatmanız gerek. Net bir şekilde listeyi satışa kapatın arkadaşlar. Çünkü bir daha sipariş gelirse artık en azından siz ilk sipariş için belki yazılı olarak iletişime geçersiniz pazar yeriyle ve durumu izah edebilirsiniz, bir stokout olma durumunu. Ama ikinci kez aynı üründen bir sipariş daha gelirse bu sefer çok büyük ihtimalle ceza işlemle karşı karşıya kalırsınız. Bunlara dikkat etmenizde fayda var. Yine bunun ardına bir diğer soru, liste kapatılınca renk ve mağaza puanı zarar görür mü? Şimdi listeyi kapattığınızda direkt bir mağaza puanınız düşmez, rankiniz de düşmez ama o üründen satış gelmediği sürece buradaki pazar yerindeki algoritmalar sürekli çalışır. Yaşayan bir organizma gibi düşünebilirsiniz. Sizin bulunduğunuz kategoride farklı ürünler, farklı renkler kazanabilir ve siz renk kazanmak için herhangi bir işlem yapmadığınız için veya bir sipariş almadığınız için sizinki yerinde sayan bir ürün olur ve diğerleri sıralama kazanmaya devam eder. Bu yüzden sizinki otomatik olarak aşağıya düşmeye başlar. Ama direkt olarak listeyi kapattığınız için rankiniz, sıralamanız düşer diye bir durum yok. Mağaza puanınız düşer mi? Yine direkt ilişkili değil. Ama şöyle, mağaza puanları da belli aralıklarla hesaplanıyor. Ve o aralıklarda mağaza puanı kazanmanız için bir şey yapmanız gerekiyor. İşte bu iyi yorum olabilir, zamanlı teslimat olabilir, iyi değerlendirmeler olabilir. Ama direkt listeyi kapatmanıza istinaden mağaza puanınız düşmez. Ama mağaza puanınız zaten sürekli sağlıklı bir konumda tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir diğer soru da Trendyol'da ürün ekleme ile ilgili. Burada arkadaşımız yaklaşık 600 ürün yüklemiş ve bu ürünlere ait girdiği barkodlar başka ürüne tanımlı olduğu için reddedilmiş Trendyol tarafından. Ürünün aynı ürün olduğunu söylüyor arkadaşımız. Ürün sorgulama ekranına da barkodu tarattığında aslında ürün katalog sisteminde bulunan ürün ile aynı olduğunu görüyor. Şimdi zaten bu durumda eğer Trendyol'da o ürünün barkodunu aratıp o ürünü bulabiliyorsanız o ürüne ait ürün listesi açılmış demektir. Yani o üründen Trendyol'da bir tane var. Ve siz de farklı bir satıcı olarak o ürünü satabilirsiniz. Barkodu sorgulayıp ürünü ekle demeniz gerekiyor arkadaşlar. Ona stok ve fiyat bilginizi girmeniz gerekiyor. Ürünü silme işlemi oluyor mu? Eğer ürün açılmadıysa, yani sizin yüklediğiniz ürünler Trendyol'da satışa açılmadıysa silme işlemi yapabilirsiniz. Ama bunlar satışa açıldıysa silme işlemi gerçekleştiremezsiniz. Şimdi bir diğer arkadaşımız da yine Trendyol'da Buybox ve satıcı puanla ilişkili bir soru sormuş. Hiçbir zaman 9,9 puana düşmemiş ve hep 10 puandaymış. Ve Buybox'larda 7-7,5 puanlı satıcılar bizden 50 kuruş 1 TL altını fiyat kırarak listelerin önüne geçiyorlar. Bu kadar mı etkisi kalmadı bu satıcı puanın? Aslında burada sadece satıcı puanı ve fiyat diyemeyiz. Yani bunların bir harmanlanmasıyla aslında bir algoritma ortaya çıkıyor. Orada sizin satıcı puanınız da evet önemli, fiyatınız da önemli, girmiş olduğunuz stok sayınız da önemli, hızlı teslimat ve benzeri diğer konular da önemli. Yani sadece tek bir parametreye bakarak ben Buybox'ı niye kaybediyorum, ben satıcı puanımı çok yüksek tutmuştum veya ben fiyatımı çok uygun tutmuştum, niye Buybox'ı alamadım demek doğru. O yüzden Buybox'ı alırken, Buybox'ı almaya çalışırken birçok şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bir diğer soruda da Trendyol'da bir ürünün barkodunu aslında nasıl bulabilirim? Kısaca özetlemek gerekirse, nesatır.com'un Chrome uzantısı ile bir ürünün barkod numarasını bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi beraber bakalım dilerseniz. Şimdi örneğin bir üründe bir parfüm inceliyorum ve şu sol altta gördüğünüz ne satılır ikonuna tıkladığınız zaman burada ürünün barkod numarasını görebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda farklı pazar yerlerinde de bu barkod eşleşmişse farklı fiyatlarını da görebiliyorsunuz arkadaşlar buradan veya Amazon'da, İspanya'da, İngiltere'de veya diğer ülkelerde satılıyorsa ve bir fiyat bilgisi varsa o ürüne ait bunu da görebilirsiniz. Şimdi başka bir soruya geçiyorum. Bu soruda hepsi burada ürün yükleme ile alakalı, ürün görseli yükleme ile alakalı aslında. Arkadaşımız burada 32 tane ürün için farklı farklı resimler, farklı farklı imajlar hazırlamış. Beyaz arka fon, 1500-1500 decoupage pozlar ve çözünürlüğü iyi bir imaj dosyası hazırlamış. Fakat hepsi burada ürünlerinin kabul olmadığını, ürün görsellerinin kabul olmadığına dair bir hata almış. Yaklaşık bir aydır da ürünlerini yükleyememiş bunun yazdığı tarih itibariyle. Şimdi bu durumda şöyle bir şey var. Ürünün dosya uzantısına dikkat etmelisiniz. Örneğin JPEG, PNG gibi dosyalar olması gerekiyor. Yani dosya formatları olması gerekiyor. Genelde bu tür formatlar atlanıyor. Veya siz çözünürlüğe veya işte ölçülere dikkat ettiğinizi düşünüyorsunuz ama aslında çok küçük farklarla o imajlar bozulmuş olabiliyor. Bunu iyi kontrol etmelisiniz. Çünkü
görsel formatını ayarlayan bir yazılım var orada. Algılayan bir yazılım var. Ve sizin o bir piksellik hatanız bile size zaman kaybettirecektir. Bu yüzden dikkatlice yapmanızı öneriyorum. Bunların hiçbirini her şeyi doğru yaptığınızı düşünüyorsanız yine de hepsi burada galerisine görselleri yükleyebilir ve ürünlerinize oradan link verebilirsiniz. Bu da bir yöntem. Veya şu olmuş olabilir. Hepsi burada hatalı ürün yüklemeleri için görev takibi açıyor ve çoğu satıcı da o görev takibini takip etmiyor. Görev takibi sekmesinden belki de ürünlerinize ait açılmış vakalar vardır ve onları takip etmeniz gerekir. Bunları çözdükçe zaten hepsi buradan hızlıca cevap alacaksınızdır arkadaşlar. Diğer bir soru entegrasyonla alakalı. Şu anda halihazırda 3 pazar yerinde aktif mağazamız var. Hepsi burada Trendyol'u N11. Entegratöre geçtikten sonra daha önce yüklediğimiz ürünler kaybolacak. Hayır arkadaşlar, ürünleriniz kaybolmaz. Entegrasyon firmaları senkronizasyon işlemi yapar. Burada ürünlerinize ait stok fiyat bilgisi veya işte ürün açıklamaları, ürün başlıkları gibi bilgileri çekerek sizlerin bunları o entegrasyon platformlarından yönetmenize aracılık yapar, yardımcı olur, bunu sağlar. Diğer bir sorusu arkadaşımızın, entegratör ile API'yi bağlayınca mağazadaki ürünler silinip entegratördeki ürünler mi hemen yayınlanmış olacak? Zaten ürünleriniz silinmediği için entegrasyondaki ürünler yayınlanacak diye bir şey yok. Entegrasyonda ayrıca bir ürün yükleme işlemi yaptıysanız mevcut ürünleriniz dışında evet onlar satışa açılır. Ama sizin mevcut ürünlerinize ait herhangi bir işlem yapmadıysanız, herhangi bir işlem tetikleme isteğinde bulunmadıysanız entegrasyon firmaları sizin ürünlerinizi silmez arkadaşlar. Tam tersi güncelleme işlemi yapmanızı sağlar. Yine entegrasyonla alakalı bir soru. Ne satılır? Ücretsiz entegrasyonunu kullanıyor arkadaşımız. Burada tek tıkla kestiğimiz faturalar resmi evrak yerine geçiyor mu? Evet arkadaşlar geçiyor. Şu anda N11 faturamla e-fatura entegratörü tarafında işbirliğimiz var. Yakın zamanda 5 e-fatura entegratörü de işbirliğimiz olacak. Ve sizin buradan kestiğiniz e-faturalarda resmi evrak yerine geçiyor. Muhasebecim GİP üzerinden kesmemi söylemişti ama oradan bayağı uğraştırıyor. Fatura şablonu örneği ve hangi boyutlarda kestiğinizi merak ediyorum demiş. Burada eğer GİP üzerinden kesiyorsanız da Maliye Bakanlığı onaylı faturanızın üzerine bastırmanız gerekiyor. Yani arka planda Maliye Bakanlığı onaylı bir fatura şablonunuz olmalı ve faturalarınızı bunun üstüne bastırmanız gerekiyor. Şimdi son sorumuz da Trendyol ve kampanya dönemiyle alakalı. Burada kampanya indirim sonrası Trendyol'un Exapet'te indirimiyle 25 sizden X bizden gibi bir teklif almış. Ürün fiyatı Trendyol'un indirimiyle 30 TL'nin altında düşüyorsa kargo kaç TL hesaplamalıyım? Örneğin arkadaşımız indirim yapmış ve 31 liraya düşmüş. Trendyol kendi ek %10 indirimiyle beraber 27 lira olmuş. Şimdi burada hesaplanan normal desi ücreti üzerinden hesaplanıyor. Sizin hak edişiniz 31 lira üzerinden hesaplanıyor. Yani buradaki 27 lira üstünden hesaplanmıyor. Siz indirimli fiyatınızla belli bir fiyata geldiyseniz, örneğin 50 liradan 40 liraya indiniz ve Trendyol indirimiyle beraber bu 29 liraya geldiyse siz 40 lira üzerinden hak edişiniz hesaplanıyor. Oradaki aradaki indirim farkı Trendyol ile alakalı bir durum. Sizden bununla ilgili bir hak ediş hesaplanmıyor. Umarım buradaki soru ve cevaplar sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Mutlaka sizlerden yorumları bekliyoruz. Kanala abone olmayı ve videoları paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Teşekkürler.